Gençlik futbollarımıza, il yöneticilerimize, ilçe başkanlarımıza ve değerli yöneticilerine seçimde göstermiş oldukları gayret ve çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tabii 50 gün aşkın bir zaman diliminde birlikte her gün yoğun bir tempo içerisinde çalıştık. Milletvekili adaylarımızla birlikte ve Cumhurbaşkanı adayımızın da burada iki mitik düzenledi ama onun riyabında da tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin de çalışmalarını burada örgüt olarak yürüttük. Burada emeğe geçen özverili tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Gerçekten iyi bir mücadele verdik. Tabii aldığımız sonuçlar her ne kadar bizleri memnun edici değilse de eşit şartlarda yarışmadık. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı adayımız da kendileri de söyledi. Devletin imkanlarının fazlaca kullanıldığı bir ortamda mücadele verdik. Ama tabii ki bu mazeret değil. Seçimlerde, demokrasilerde önemli olan sandıktan çıkmaktır. Oy oranımızı Cumhurbaşkanlığı alanında arkadaşımız partimize göre tabii daha fazla oy aldı. %8 civarında. 50 günlük kısa bir sürede Yalova'dan seçilen milletvekilliği yapan ve herkesin Yalova'nın tanıdığı, sevdiği arkadaşımız 50 gün içerisinde gerçekten Türkiye'de 100'ün üzerinde miting düzenleyerek müthiş bir performans gösterdi ve Yalova'mızda %38.86 oy aldı. Tabii Türkiye genelinde de almış olduğu oy %30.67. Partimizin almış olduğu oy %22.68. Yani bu Sayın İnce açısından Cumhurbaşkanlığı kazanamadık ama Yalova'dan Türkiye'ye bir lider kazandırdık. Bu önemli bir oydur. Bundan sonraki çalışmalarında zaten sabahki mesajında da basın mesajında da bunun sinyallerini verdi. Sayın İl Başkanım, değerli arkadaşlarım, basının değerli mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşık bundan 50 gün önce başladı. Bizim milletvekilliği çalışmalarımız, milletvekili sıralamasının belirlenmesi 21'inden sonra yoğunlaştı ve devam etti. Ülkenin kaderini değiştirecek olan bir savaşa girdik. Büyük bir seçime girdik. Herkes olağanüstü çalışmasına ve olağanüstü performans göstermesine rağmen Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın sonuçlar bizim pek istediğimiz gibi olmadı diye üzülüyoruz. Ama diğer taraftan bakıyoruz. %22 alan bir partide bir Cumhurbaşkanı adayı çıkıyor. Yalova'dan bizim arkadaşımız, kardeşimiz, dostumuz çıkıyor. Bir çoban ateşi yapıyor. O ateş de kocaman yapıyor, öyle küçücük falan değil. 22'lerden ta 30'lara, 31'lere kadar çıkıyoruz. Karşımızda devletin bütün olanaklarını kullanan, insanları sanki hipnotize etmiş şekliyle idare eden ve onurunu alan bir yapı var. Mücadelemiz gerçekten büyük bir mücadeleydi. Akşam sonuçları açıklanırken %60'lardan, 70'lerden başlayan oranlar 52'ye kadar düştü. Geçtiğimiz seçimlerde bildiğimiz şekliyle de daha aşağı düşecek diye düşündük. Geçtiğimiz seçimlerin sonucunda değerli genel başkanımıza şununla suçlanmıştı. Sen o gece hırsızlığa şahit oldun, bizi sokağa çıkarmadın dedi. Bakıyorum hepimizin başında şu kuşku vardı. Tamam bizi iyi gidiyoruz. Muharrem İnce çok iyi gidiyor. Ama bunlar bir pislik yapacak. İkinci tura kaldığımızda bir pislik yapacaklar. Ve manipüle ederek gene seçimleri alacaklar diyorduk. Geçtiğimiz seferde genel başkanımız suçlanmıştı. Ve doğru bir karar verdi. İnsanları, kitleleri sokağa salmadı. Bu seçimlerde de ondan çok daha fazla umutlandık. Hatta Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı gösterileceğine de birçoğumuz inanmıyorduk.
genel başkan ve etrafındakiler böyle bir tavır alır derken partimizin en üstü gerçekten çok mantıklı bir karar verdi. Mutlaka sayısal verileri de vardı elinde. Hak ettiği şekliyle Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin adaylığını açıkladı. Süreç mükemmel gitti. Ama akşam o kadar moralimiz bozuldu ki her birimizin morali bozuldu. En azından 40 yıldır, 50 yıldır iktidar olanımızı bir tarafa bırakalım. En azından 16 yıldır biz ezilen taraftaydık. Ezildik, horlandık, birçok şeyle hak etmediğimiz sıfatla suçlandık. Her birimiz isyan halindeydik. Bir şeyler yapmalıyız, bir şeyler yapmalıyız derken o bir şeyler yapmayı yaratan Muharrem İnce'ydi. Tüm Türkiye ezilmişlere, ötelenmişlere, ayrıştırılmışlara bir umut oldu. Moral bozukluğumuz da bundan kaynaklandı. Akşam ben de Cumhurbaşkanı adayımızı aramadım. Yoğundur, yanında bir takım kararları vermek zorundadır. İşte biraz sonra televizyona çıkacak, biraz sonra açıklama yapacak. Hatta bir ara şeyler bile geldi bana. Muharrem İnce herkesi Ankara'ya davet edecek, herkesi sokağa davet edecek gibi. Bakın, bizler duygusal insanlarız. Türk toplumunun bir ara NLP eğitimi aldırmıştım ben örgütlerimizin yönetim kurullarına, ben de almıştım o arada. Dokunsal, işitsel, görsel beyin yapısına sahip dünyadaki insanlar. Türk ulusunun çok büyük bir bölümü, %70'lik bir bölümü dokunsal zekaya sahip. Yani Türk insanının sırtını sıvazladığında tamam diyor. Ve duygusal bir yapıya sahip. Bizim istemediğimiz şeylerin de olabileceğini ve buna isyan etmememiz gerektiğini işte bu son iki seçimle öğrendik. Bundan sonra yapacağımız tek şey, ben dün Cumhurbaşkanı adayıydım arkadaşlarım gibi, sizlerin üstün çalışmalarıyla, üstün gayretleriyle, Ertan kardeşimin, Mehmet kardeşimin, il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin çalışmalarıyla bugün karşınızda mazbatamamızı almamamıza rağmen milletvekiliniz olarak duruyorum. Bundan sonrasını bütün Türkiye'yi dönüştürebileceksek yoğun bir işimiz var. Bizim derdimiz şu değil. Bu böyleydi, örgüt içerisinde şu şöyle olsaydı falan, bunların hepsini geçeceğiz. Geçmemiz lazım. Hatırlayın, ben 2014 yerel seçimlerini idare edip 5 tane belediye başkanlığını, 5 il genel meclisini, 57 tane belediye meclis üyesini alıp arkadaşlarımla birlikte İstanbul'a bir toplantıya gitmiştik. Genel başkanımızın da olduğu. Seçim hikayenizi anlatın dediğinde koskoca İzmit'in, koskoca İstanbul'un yanında başarıları en büyük olan küçücük bir ildik. Sırrımız şuydu. Dedim ki Sayın Genel Başkanım, ben il başkanı olduğumda örgütümdeki dedikoduları kesmeye çalıştım. Örgütümdeki insanları barıştırmaya çalıştım. Birlikte hareket etmelerini sağlamaya çalıştım. Ve örgütlerimiz içerisinde demokratik bir şekilde davrandık. Herkesin, tüm seçmenlere dokunduk ve Yalova seçimlerini böyle aldık, dedi. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız öyle bir noktaya geldi ki, 99'da Muharrem Bey il başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi barajın altında kalmış. Ülke genelindeki baraj, partimizin aldığı oy oranı 9,5 iken, Yalova'da 5'lerdeydi. 4500 civarı oyumuz vardı. O günden itibaren öyle bir yükseldik ki bugün Sayın Cumhurbaşkanımız biz parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları olarak 44 bin oy almışken 44 bin küsür Cumhurbaşkanı adayımız 59 bin oy aldı. 60 bin desek 5 binin 12 katıdır. Yani 20 sene bile olmadan bir oyu 20 katına çıkarabilmek. İşte Muharrem İnce bu yüzden tüm Türkiye'ye umut oldu. Ben bu seçimlerde yoğun emeğini hiç esirgemeyen Sayın İl Başkanıma, İl Gençlik Kolu, İl Yönetim Kurulu'na, Kadın Kolları Başkanımıza, Gençlik Kolları Başkanımıza, değerli milletvekili adayı arkadaşlarımıza, sizlere göstermiş olduğunuz çabalardan dolayı, verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Şunun da sözünü veriyorum. Muharrem İnce'nin arkasından milletvekili olmak zor bir iş, riskli bir iş. Korkunç zorluğu olan bir iş. Ama bizim liderimiz hala Muharrem İnce'dir. Muharrem İnce'nin arkasından gitmeye devam edeceğiz. Muharrem İnce bu ülkenin umuduysa
O umudu gerçekleştirmek için tüm çabamızı sarf edeceğiz. Ben kardeşiniz, arkadaşınız olarak Ankara'da bu çalışmalara katkı vermeye çalışacağım. Her zaman da örgütümün yanında olacağım. Hiçbir zaman telefonum kapanmayacak. Hiç kimseye kızmayacağız. Hiç kimseyi aşağılamayacağız, ötelemeyeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız şekliyle. Bu süreçte kalbini kırdığım insan olduğunu düşünmüyorum. Kırdıysam da hakkını helal etmesini diliyorum. Her zaman sizinle beraber olacağız. Kararları sizinle birlikte vereceğiz. Ve bu örgütü büyüteceğiz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarda destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Sağ olun.